Permütasyon çalışma kağıdı 1. Aşağıdaki permütasyon değerlerini hesaplayınız. Öncelikle permütasyonun bir formülünü hatırlayalım. N'in reeli permütasyonu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel demektir. Tek tek bu sorulardaki ifadelere de formülü uygulayalım. 5'in sıfırlı permütasyonu 5 faktöriyel bölü 5 eksi 0 faktöriyel. 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Aynı iki şeyin birbirine bölümü 1 eder. B seçeneğine geldik. 7'nin birli permütasyonu. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 1 faktöriyel. 7 faktöriyel bölü 7'den 1 çıkartırsak 6 faktöriyel. Büyük olan faktöriyelliği küçüğe benzetirsek 7 çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. 6 faktöriyeller birbirini götürdü. Cevabımız 7. 5'in üçlü permütasyonu 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. 2'ye kadar geri gidersek 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. 2 faktöriyeller birbirini götürdü. Çarparsak 5 kere 4 20, 20 kere 3 60. 6'nın altılı permütasyonu 6 faktöriyel bölü 6 eksi 6 faktöriyel. 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel 0 faktöriyel. 0 faktöriyel 1 eder. Sonucumuz 6 faktöriyel. 0 faktöriyel 1'dir. 6 faktöriyelde 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 yani 720'ye eşittir. E'ye geldiğimizde onun ikili permütasyonu 10 faktöriyel bölü 10 eksi 2 faktöriyel. 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. Bu da 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyelden bunlar birbirini götürürse 90 sonucu karşımıza gelir. 4'ün üçlü permütasyonu 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3 faktöriyel. 4 faktöriyel bölü 1 faktöriyel. 1 faktöriyel 1'dir. 4 faktöriyel. Bu da 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 24 sonucunu verir. İkinci soruya geldiğimizde n'in birli permütasyonu 15 etmiş n kaçtır diyor. Formülü direkt uygularsak n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel. Büyük olan faktöriyelliği küçüğe benzetiriz. N çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel. Burada büyük olan n'dir. N'den bir tane geriye gidince n eksi 1 oluşur. N eksi 1'ler birbirini götürür. Sonuç n çıkar. Yani buradaki n'in birli permütasyonu n'e eşitmiş. Yani n eşittir 15 olarak bulunur. Üçüncü soruya geldiğimizde 6'nın ikili permütasyonuyla n'in birli permütasyonunun toplamı 40 etmiş. 6'nın ikili permütasyonu 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2 faktöriyel artı n'in birli permütasyonu n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel eşittir 40 etmiş. Devam edersek 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel artı n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel eşittir 40. Şunu yukarısında hesaplarsak 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel demektir. Şunu yukarısında hesaplarsak n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyeldir. Götürmeleri yaparsak bununla bu gider. Burada da bununla bu gider. 6 kere 5'ten burası 30 ediyor. Artı. Yandaki şu ifade ise n ediyor. Eşittir 40.
30'u diğer tarafa attığımızda n eşittir 10 sonucu çıkar. Şunu daha düzgün yazalım. N eşittir 10 sonucu çıkar. Dördüncü soruya geldiğimizde ABCD kümesinin ikili permütasyonlarını yazınız. Burada permütasyonların sayısı değil de kendileri isteniyor. Permütasyon sıralama işi yapar. İkili ikili bu elemanları kaç farklı şekilde sıralayabileceğiz? Buna bakacağız. İlk sıralamamız AB olabilir. Tabii ki bunun tersi de bir sıralamadır. BA. Sırayla gitmekte fayda var. AB dedim. Şimdi AC diyorum. AC. CA. AD. DA. A ile işimiz bitti. B'ye geçiyoruz. BC. BD. BC. CB. BD. DB. B de bitti. C'ye geldiğimizde de CD. En sonuncusu. Oğlum tersi de DC'dir. Bu şekilde bütün sıralamaları bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de aşağıda. 12 tane ikili permütasyon varmış. İkili permütasyonlar. Yukarıdaki bu bütün permütasyonları hesaplamada da biz belli adetteki bir şeyin belli adetteki sıralamalarını hesaplamış oluyoruz bu şekilde. Şimdi 5. soruya geldiğimizde daha iyi anlayabiliriz. Kümesin üçlü permütasyonlarının sayısı kaçtır? Permütasyon formülü otomatikman bu sıralamaları tek tek elde yapmamız yerine direkt bize sonucunu verir. Kaç adet olduğunu. 5 eleman var. 5'in üçlü permütasyonu. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. 2'ye kadar geri gideriz. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel. Bölü aşağıda 2 faktöriyel var. Bunlar birbirini götürür. 5 kere 4 20. 20 kere 3 60. Altıncı soruya geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5 kümesindeki rakamlar kullanılarak 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? 3 basamaklı doğal sayılar yazacağız. Her bir basamağa kaç adet gelebilme adayı var onları belirleyeceğiz. Yüzler basamağına gelebilmeye aday 5 tane ihtimalimiz var. Bu 5'inden herhangi biri gelebilir. Toplam 5 ihtimal var. Onlar basamağına geldiğimizde gelebilmeye aday farklı rakamlar kullanılmasını zorunlu kılmamış soru. Yine 5 tane adayımız var. Birler basamağına geldiğimizde yine 5 tane. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125. Rakamların farklı olması gerektiğiyle ilgili bir ibare yoksa aynı rakamı tekrar kullanabiliriz. B seçeneğine geldiğimizde 3 basamaklı rakamlara farklı kaç doğal sayı yazılabilir? Bu aralara kaç farklı sayı gelebileceğini belirliyoruz ve bunların arasına çarpma geliyor. 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? Rakamları farklı diyor bu sefer. Yüzler basamağına 5 adayımız var. Onlar basamağına geldiğimizde artık yüzlerde bir rakam kullanmış oluyoruz. Buraya gelmeye aday 4 tane kalıyor. Birler basamağına da 3 tane. 5 kere 4 20, 20 kere 3 60. Rakamları farklı 3 basamaklı 60 tane sayı yazabiliyoruz. 200'den büyük rakamları farklı. 3 basamaklı. 200'den büyük olmasını istiyorsak en baştaki basamağa 1 gelemez. 2, 3, 4, 5 gelebilir. 4 tane. Bir sonraki basamağa geçtiğimizde toplam 5 tane vardı. Bunlardan bir tanesini kullandık. 4 tane gelebilir. Buraya geldiğimizde de 3 tane gelebilir. 4 kere 4 16, 3 kere 16 48. 4 basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir? 4 basamak isteniyor. Tek sayı isteniyor. Tek sayı olmasını sağlamak için başlangıcı birler basamağına çevirmeliyiz. Baktığımızda tek olabilmesi için birler basamağına tek sayı yazmamız lazım. 3 tane tek sayımız var. Birler basamağına 3 tane ihtimalimiz var. Bunlar 1, 3 ve 5.
Sonra dönüp tekrar en yüksek basamaktan geriye doğru yazmaya başlıyoruz. Buraya gelmeye aday. Rakamları farklı gibi bir ibare olmadığı için o yukarıdaki 5 sayının 5'i de gelebilir. Buraya da 5'i de gelebilir. Buraya da 5'i gelebilir. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125, 3 ile çarparsak 375 tane sayının yazılabildiğini anlarız. E seçeneğine geldiğimizde iki basamaklı rakamları farklı kaç çift doğal sayı yazılabilir? İki basamaklı kaç çift doğal sayı? Son basamağa 2 veya 4'ten birinin gelmesi lazım. Yani son basamak için 2 adayımız var. Rakamları farklı denmiş. Bu basamağa geldiğimizde toplam 5 tane vardı. Birini kullandığımız için 4 tane kaldı. 4 kere 2'den 8 olarak buluruz. 7. soruya geldiğimizde kümenin içine yeni bir eleman eklendi. 0. 0 elemanı epey tehlikeli bir elemandır. Nedeni en baştaki basamağa 0 gelme ihtimali 3 basamaklı olmayı mesela engeller. O yüzden ona dikkat etmeliyiz. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Toplam 6 rakamımız var. Fakat buraya 6'sını da yazamayız. Çünkü 0 gelirse 3 basamaklı olmaz. Buraya gelmeye aday 5 tane var. Rakamları farklı ibaresi olmadığı için bundan sonraki bütün basamaklara var olan bütün rakamlar gelebilir. 6, 6. 5 kere 6, 30. 30 kere 6, 180. 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılabilir? Yüzler basamağına yine gelmeye aday 5 tane var. Fakat şimdi rakamları farklı diyor. Bir tanesini kullandık. Toplam 6 tane vardı. 5 tane kaldı. Buraya o 5'in 5'i de gelebilir. Sonra buraya bir tane daha kullanacağımız için 4 tane gelebilir. 5 kere 5 25, 25 çarpı 4 100. 200'den büyük rakamları farklı. 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? 200'den büyük olması için başa 2, 3, 4, 5'in gelmesi gerekir. 4 adayımız var. Birini kullandık. Toplam 6 tane rakamımız vardı. Birini kullanınca geriye 5 tane kaldı. Sonra birini daha kullandığımız için 4 tane kaldı. 4 kere 5 20, 20 kere 4 80. 4 basamaklı kaç farklı tek doğal sayı yazılabilir? Tek olması için son basamağa tek sayıların gelmesi gerekir. 1, 3, 5. 3 tane adayımız var. 1, 3, 5 bu adaylarımız. Sonra en baştaki basamağa dönüyoruz. Buraya gelmeye aday kaç tane var? Rakamları farklı ibaresi yok. Bütün hepsi gelebilir fakat 0 gelemez en baştaki basamağa. Buraya 5. Buraya ise hepsi gelebilir. 6. 5 kere 6, 30. 30 kere 3, 90 olarak sonuç bulunur. 2 basamaklı rakamları farklı kaç çift doğal sayı yazılabilir? İşin içinde 0 varsa kaç çift doğal sayı yazacağımızı bulurken 0'ı ayrı incelemeliyiz. 0'ı ayrı, diğer çiftleri ayrı. Öncelikle buraya 2 tane gelebilir. 2 ve 4. Baktığımız zaman. Buraya gelmeye aday ise rakamları farklı diyor. Bir tane kullandık. Başa bir de 0 gelemeyeceği için toplam 6 tane vardı. 4 tane rakam kaldı. 4 kere 2'den 8 tane buradan. Şimdi sonda 0'ın olduğu durumu inceleyelim. Sonda 0 varsa buraya gelmeye aday 0'ı kullandığımıza göre 5 tanedir. 5 kere 1'den de 5. 8 ile 5'i toplarsak da yazılabilecek 2 basamaklı çift sayıların adedini bulmuş oluruz. Bu şekilde bu çalışma kağıdını notalamış oluyoruz.